Profesör Doktor Ron Messier, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1873 yılında kurulmuş Vanderbilt Üniversitesi'nde Orta Doğu Tarihi Profesörü olarak görev yapmaktadır. Michigan Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Ron Messier, uzun yıllar Orta Doğu tarihi üzerine çalışmış ve eş zamanlı olarak arkeolojik kazılar yapmıştır. Messier, Kuzey ve Batı Afrika'nın çeşitli kentlerinde yapılan antik kent kazılarını yönetti. Arkeoloji alanında başarılı çalışmaları nedeniyle 1997 yılında bu alanda en prestijli ödüllerden olan Olağanüstü Araştırma Ödülünü aldı. Ron Messier, 2008 yılına kadar Vanderbilt Üniversitesi'nde tarih ve ilahiyat dersleri vermeye devam etti. 2008'de akademisyenliği bırakan Messier, arkeolojik çalışmalarına devam etmektedir. Amerika'nın Rhode Island eyaletinde 1940'ların ilk yarısında doğdum. O yaşlarda bile hayatımdaki önemli nokta Fransız Kanadası kültürüyle büyümüş olmaktır. Ailem Fransız Kanadalı kültürünün korunması gereken önemli bir şey olduğunu düşünüyordu. Gittiğim okulda dersler Fransızcaydı. Kilisede vaazlar da Fransızca veriliyordu. Hep buz hokeyinin dünyadaki en önemli spor olduğunu düşünerek büyüdüm. Kendimi hep Kanadalı olarak gördüm. Hatta liseye hocaları Fransız Kanadalı papazlar olan bir yatılı okulda gittim. Ama daha sonra üniversite için Rhode Island Üniversitesi'ne gittim. Ve o zaman tarihle ilgilenmeye başladım. Özellikle Orta Doğu tarihi. Üniversitenin son iki yılında gerçek anlamıyla ilgilenmeye başladım ve o alanda lisans eğitimi aldım. Bana eğer bu alanda Orta Doğu tarihi üzerine yüksek lisans yapmak istiyorsam, Arapça öğrenmenin önemli olacağı tavsiye edilmişti. Hatta devlet Arapça öğrenmek isteyenlere para yardımı yapıyordu. Böylece kendimi Michigan Üniversitesi'nde buldum. 1972'de Orta Doğu Tarihi ve İslam Çalışmaları üzerine yüksek lisansa mezun oldum. İlk işim Tennessee'ydi. Ve şu anda halen bulunduğum Murfreesboro'ya 1972'de geldim. Buradan 2004'te tarih dersleri vermekten emekli oldum. Ama Vanderbilt Üniversitesi'nde tarih ve ilahiyat dersleri vermeye 2008'e kadar devam ettim. O tarihten sonra hocalığı tamamen bıraktım ama arkeoloji çalışmalarıma devam ediyorum. Merhaba. Hello. Violet. Bonjour. Hi. Shalom. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Et roche. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Gülen hareketiyle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ta ki 2006-2007 yılına kadar. Buradaki Evrensel Diyalog Derneklerinin ilk kurulduğu yıllardı. Middle Tennessee Üniversitesi'nde aramızda Murat isminde bir Türk hoca vardı. Muhasebe bölümündeydi. Sanırım düzenledikleri ilk diyalog yemeğini organize ettikleri sırada bir konuşmacı arıyorlarmış ve Murat, benim konuşmacılardan birisi olabileceğimi önermiş. Benden 15 dakikalık bir konuşma yapmamı istediler, ben de kabul ettim. Fethullah Gülen hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Ama Murat'ı tanıyordum ve benden istediği için olur dedim. İyi bir fikirmiş gibi geldim. Uzun zamandır bir kitap üzerinde çalışıyordum. Daha yeni üzerinde çalışmaya başladığım bir kitap üzerine konuşmaya başlamak çok iyi bir şeydi. Çünkü 2-3 senedir üzerinde çalışıyordum ama hep bir kenara bırakmıştım. Ve bu konuşma o projeye geri dönmek için iyi bir motivasyondu. Bu benim Fethullah Gülen hareketiyle ilgili ilk tecrübemdi. Başka konuşmacılar da vardı. Doktor Jill Carroll bir konuşma yaptı ve ondan da Gülen hareketi hakkında bir şeyler öğrendim.
Doktor Carroll'un yazmış olduğu kitabı aldım ve okudum. Gülen hareketi hakkında daha fazla şey öğrendim, özellikle dinler arasında diyalog, kültürler arasında diyalog gibi. Dedim ki, bu hareketin değerleri benim kitabımla başarmaya çalıştığım değerlerle aynı. Ondan dolayı bunun iyi bir organizasyon olduğunu düşündüm. Ondan kısa bir zaman sonra Evrensel Diyalog Derneği Türkiye seyahatleri düzenlemeye başladı. İlk gidecek olan grup arasına katılmaya davet edildim ve Middle Tennessee'den giden 8 kişiydik. Ve seyahatte daha da inandım ki bu hareketin değerleri benim değerlerimle çok özdeşiyordu ve hedefleri benim başarmak istediğim hedeflerle aynıydı. Bu ilk Türkiye seyahatinde beni etkileyen belirli şeyler vardı. Örneğin Meryem'in evine gitmek benim için çok çok güçlü tecrübeydi. Sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na gittik ve oradaki beyefendi Gülen hareketinden çok bahsetti ve hakkında video gösterdi. Ardından soru-cevap kısmı vardı ve benim bir tane sorum oldu. Biz buraya zaten dinler arasında diyalog çalışmasıyla geldik. O yüzden bizi bu konularda ikna etmek güç değil. Ama toleransa karşı çok eğilimli olmayan kişiler bu değerlere sahip olmaya nasıl ikna edilir, dedim. Beyefendinin verdiği cevap çok etkileyiciydi. Örnek olmakla ve mütevazi davranmakla birçok meseleyi halledebiliriz. Gülen hareketiyle ilk tanışmışlığım böyleydi ve çok etkileyiciydi. Eve döndüğümde giden grup arasında bir toplantı oldu ve bazen şakayla anlatıyorum, yapabileceğim bir şey varsa söyleyin dedim. Ve söylediler. Biz bir tavsiye komitesi kuruyoruz ve senin başkan olmanı istiyoruz dediler. Ve tabii ki kabul ettim. Çünkü bu erdemlerin üzerinde çalışmaya değer olduğunu düşünüyorum. Zamanla Gülen hareketi hakkında çok şey öğrendim. Mesela ben İslam Sosyolojisi isimli bir e-mail grubuna üyeyim. 6 ay önce grupta Gülen Hareketi'nin iki tarafında bulunan iki ideoloji arasında büyük bir tartışma oldu. İki tane Türk öğrencim vardı. Benim birçok Türk öğrencim var ama bu tartışmada yer bulan Gülen Hareketi'ne karşı iki tane Türk öğrencim vardı. Ve tabii kafamda bir takım soru işaretleri doğdu. Ama bu, İslam'ın sosyolojisi listesindeki tartışmayı okudukça anladım ki Gülen Hareketi'ne karşı olan kişiler farklı ideolojilerden dolayı bunu yapıyorlardı ve bazı noktaları gerçekten saptırıyorlardı. Ben Gülen Hareketi'nin dini değerleri, yani İslami değerleri taşıyor görüyorum. Ben bunda kesinlikle yanlış bir şey görmüyorum. Hatta her bakımdan iyi görüyorum. İslamiyet'in insanlara çok iyi şeyler sunduğunu düşünüyorum. Ben İslamiyet'i uzun yıllar okudum ve çok güzel bir din olduğunu düşünüyorum. Ben Müslüman değilim, Hristiyanım. Ama paylaşabileceğimiz çok şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ve paylaştıklarımız pozitif şeyler. O yüzden bir hareketin dini değerleri varsa ben bunu iyi bir şey olarak görüyorum. Gülen Hareketi'nde uluslararası bir boyutunda var olduğunu görüyorum. Türk kimliği Gülen Hareketi için önemli ama onlar için her şey değil. Onlar için daha önemli olan bu değerlerin daha geniş kitlelere yayılmasıdır. Ve bence bu iyi bir şey. 2009'da Los Angeles'taki Gülen Konferansı'na katıldım ve Gülen Hareketi hakkında çok şey öğrendim. Öğrendiklerim arasında Gülen Hareketi'nde bir araya gelmiş uzaktan bağlı kurumların olduğu. Her dal, ki dal demek belki doğru değildir. Her varlık diğerinden bağlantısız ama paylaştıkları şey ortak değerler. O konferanstaki bir konuşma çok enteresandı, kurumlardaki gelişmeden bahsetti. Nasıl bir takım kurumların bir organizasyon olarak oluşturduğunu anlattı, aynı Gülen Hareketi gibi. Ve o anda birbirinden çok gevşek yapıya sahip olduğunu, ancak ortak değerleri taşıdıklarını anlattı. Ki bu iyi bir şey. Ama belirli bir noktada hareket, düzenli bir yapıya sahip olurlarsa daha verimli olacaklarını anlıyorlar. Ve bence Gülen Hareketi bunu yaptı. Ayrı üyeleri takip ettikleri ortak çizgileri var. Birçok kurumlarını gezdim. Pacific Institute, Atlanta Center,
Knoxville, Denver, Colorado'da konuşmalar yaptım. Benzer işler yapıyorlar. O yüzden Gülen Hareketi'nin o ikinci aşamaya ulaştıklarını görüyorum. Belli bir düzenle paylaştıkları değerlerin yayılması için daha verimli çalışıyorlar. Bu iyi bir şey. Ama maksimum verimliliğe ulaşınca birçok organizasyonlar kendini muhafaza etmeye başlıyor. Yani daha katı oluyorlar. Gülen Hareketi'nin bu son aşamaya gelmediklerini düşünüyorum. Konuşmayı yapan bu kişi, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini anlattı. Öyle bir aşamaya gelinmesi istenilmediğinden bahsetti. Kendini muhafaza etmek organizasyonun hedefi olmaması lazım. O aşamaya gelince grup olarak biraz resmi oluyor ve biraz bayat olup verimsiz oluyor. Çünkü asıl hedef unutuluyor. Gülen Hareketi tartışmasının iki tarafını gördüm. Beni kendine çeken taraf, benim verdiğim değerlerle aynı taraftır. Benim Gülen Hareketi ile olan tecrübemde, Gülen Hareketi gerçekten tolerans, kültürler arasında bilinçliye ve dinler arasında diyaloğa inanıyor. Bunlar Gülen Hareketi'nin sunabileceği en iyi şeylerdir. Ve bir şey daha var, o da hizmettir. Gülen Hareketi'nde halka yardım çok önemseniyor. Bu da benim kendime verdiğim bir hedeftir. Katıldığım kilisede Halka Yardım Komitesi'nde başkanlık yaptım. Halka yardım konularında bence dinlerin ilgili olması gereken bir konudur. Dini kurumların halka yardım konularının dışında bir uğraşla uğraşmamaları gerektiğini düşünüyorum. Gülen Hareketi çok sayıda halka yardım faaliyetlerinde bulunuyor. The Gulen Movement does tons of outreach work. Unfortunately, I haven't had the chance of visiting. Ne yazık ki Gülen okullarından hiçbirisini görme fırsatım olmadı ama Gülen'in eğitim hareketi hakkında çok yazı okudum ve size ne bildiğimi söyleyebilirim. Gülen Hareketi'nin okullarını araştıran insanlar ki Los Angeles'ta gittiğim konferansta birkaç tane bu konuda makale vardı. Bir Cizvit papazının yazdığı makale vardı. Sanırım Oregon'dandı. Kendisi Gülen Hareketi'ne yeni birisiydi. Gülen Hareketi'nin bir üyesi falan değildi. Yakın zamanda Gülen okullarını duymuş ve haklarında araştırma yapmış. Anlattığına göre, Gülen okullarının kalitesinden, öğretmenlerinin kalitesinden çok etkilenmiş. Sadece Amerika'da ve Türkiye'deki Gülen okullarını değil, birkaç ülkedeki Gülen okullarını araştırmış. Gülen okulu nerede kurulursa, o devletin eğitim müfredatını öğretiyor. Başka bir deyişle, eğer din eğitimi müfredatta yoksa öğretmiyorlar. Mesela Amerika'da din eğitimi müfredatın bir parçası değil. Ve Gülen okulları İslam'ı öğretmiyorlar. Etkin biçimde eyaletin belirlediği müfredatı öğretiyorlar. Matematik öğrettikleri zaman matematiği çok iyi öğretiyorlar. Okumayı öğrettikleri zaman okumayı çok iyi öğretiyorlar. İstanbul'da karşılaştığım bir kişinin deyişiyle örnek oluşturarak ahlaki değerleri öğretiyorlar. Bu değerlerin, tolerans, diğer kültürlere saygıyla yaklaşımın Gülen okullarında kolaylıkla görülebildiğini söyledi. Şimdi açıkçası sizden duydum. Daha önce bu okulların savaş yıkımına uğramış bölgelerin çocukları için kurulduğundan haberim yoktu. Bu tam olarak sizin sorunuzu cevaplamıyor ama ben daha önce Filistinli ve İsrailli çocukların bir araya geldiği kamplarda ve okullarda bulundum ve bunun oradaki etkisini biliyorum. Bu çocuklar diğer çocuklara İsrailli ya da Filistinli olarak değil de çocuk olarak baktıklarında aralarındaki ortak noktaları görmekten başka bir çareleri kalmıyor. Sonunda iyi arkadaş oluyorlar, beraber oynuyorlar, eğleniyorlar. Bunun benzerinin farklı çevrelerden, yıkıma uğramış bölgelerden bir araya gelen o çocukların olduğu bir Gülen okulunda olacağını tahayyül edebiliyorum. Muhtemelen bu çocukların karşı taraflardan çatışan tarafların çocukları olduğunu düşünürsek, olumlu bir etkisi olduğu düşünülmeli.
Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Chun ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Beitou. Shvart. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Was on the theme God's two great commandments. Ama yine söylüyorum, Gülen hareketini büyük adımları atıyor olarak görüyorum. Los Angeles'taki konferansa gittiğimde çok etkilenmiştim. Örnek olarak ana konuşmacı Ermeniydi. Gülen hareketiyle bağlantısını da söyledi. Türkiye'yi Türkler ve Ermeniler arasında diyalog kanalları aramak için 5 defa ziyaret etmişti. Önümüzde Türk ve Ermeni, tarihsel olarak çok anlaşamamış iki kültür olarak yer alıyor. İşte komşusunu sevmenin de komşuyu çok geniş anlamda tanımlamanın bir örneği. Benim son yazdığım kitabımın önemli bir teması da bu. Ne kadar çok insan bunun farkına varırsa ve ne kadar çok insan bunu olası bir diyalog kanalı olarak değerlendirirse o kadar iyi olacaktır. Dünya bizim için o kadar iyi olacaktır. Bunun dünya barışının büyüyüp yeşereceği bir atmosfere katkı sağlamayacağını düşünemiyorum. You know that I like to tell Nasreddin. Bildiğiniz gibi Nasreddin Hoca fıkralarını anlatmaktan hoşlanırım. Ne zaman konuşma yapsam, ya konuşmama başlarken ya da bitirirken bazen ikisinde de bir Nasreddin Hoca fıkrası anlatırım. Anlatacağım fıkra sanırım bütün konuştuklarımızı kapsıyor. Nasreddin Hoca bir gün keman çalmayı öğrenmek istemiş. Bir keman almış ve çalmaya başlamış. Parmağını bir tele koymuş, tek bir nota çalmaya başlamış. Hep aynı nota. Nasreddin Hoca'nın hanımı çıkmış gelmiş. Hoca demiş, kemancıların çoğu parmaklarını ileri geri hareket ettirirler, diğer notaları çalarlar ve çok güzel oluyor. Ama sen hep aynı notayı çalıyorsun. Hoca, evet doğru demiş, sana niye böyle çalıyorum söyleyeyim mi? Diğer kemancılar parmaklarını aşağı yukarı oynatırlar çünkü doğru notayı bulmaya çalışırlar. Sanırım Gülen hareketi doğru notayı buldu. Umarım o notayı uzun süre çalmaya devam ederler.